Herkese merhaba, ben Nidil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte tel kadayıflı muhallebi tatlısı yapacağız. Bu benim yapmayı çok sevdiğim tatlılardan bir tanesi. Özellikle et yemeklerinin ardından servis etmeyi çok seviyorum. Ama farklı yemeklerin ardından da servis edebilirsiniz. Yapması çok kolay. Ben çok pratik bir yöntemim var bunu yaparken. O yöntemi sizlerle paylaşacağım. Bir iki tane püf noktası paylaşacağım. Ve kolaylıkla yapıp herkesin bayılacağı bir tatlınız olacak. Hemen ilk önce malzemeleri göz atalım. Ondan sonra da yapmaya başlayalım. 300 ml sütüm var. Bir paket krema kullanacağım. 200 ml ediyor. 2 yemek kaşığı tereyağım var. 60 gram olarak hesap edebilirsiniz. Yine 2 yemek kaşığı unum var. Onu da 30 gram olarak düşünebilirsiniz. Tereyağına ilaveten 1 tatlı kaşığı daha tereyağı kullanacağım. 1 tatlı kaşığı tarçın kullanacağım. 1 su bardağı şeker kullanacağım. Biraz vanilya özütü kullanacağım ve de tel kadayıf kullanacağım. Ben bugün muhallebilik kadayıflar satılıyor hazır. Onlardan kullanıyorum çünkü hazır olduğu için yapması çok daha kolay oluyor. Ama bulamazsanız normalini de alıp kavurabilirsiniz. Nasıl yapmanız gerektiğini videoda size anlatacağım. Şimdi ilk işlem olarak sütümün içine kremamı koyuyorum. Sadece sütten yapmıyorum bu muhallebiyi. Krema da ekliyorum içine. Böylece çok daha zengin, çok daha güzel bir lezzeti oluyor. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Ama evde krema yok. Hemen yapmanız gerekiyor. O zaman direkt 500 ml süt kullanarak da yapabilirsiniz. Kremamı koydum. Şimdi şurada bir tane tencerem var. Muhallebimi bunda yapacağım. Onun altını açıyorum. İçine şu 2 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Tereyağının erimesini bekleyeceğim. Ondan sonra içine unu ekleyeceğiz. Unu kavurarak devam edeceğiz. Tereyağım eridi. Şimdi içine unumu koyuyorum. Bir çırpma teriyle karıştırarak çok fazla değil, 1-2 dakika unla tereyağını birlikte kavuruyorum. Un ve tereyağını 1-2 dakika kavurdum. Çok fazla kavurup koyu bir renk almasını istemiyorum. Şimdi sütlü krema karışımımı yavaşça çırparak yedire yedire un ve tereyağını ekliyorum. Sütümün hepsini ekledim. Şimdi şekerimi koyuyorum ama şekerimden bir yemek kaşığını bırakacağım. Onu kadayıfları kavururken kullanacağım. Şu kadarı benim için yeterli olacaktır. Vanilya özütünü ekliyorum. İsterseniz evinizde yoksa toz vanilya da kullanabilirsiniz ya da vanilya çubuğu da kullanabilirsiniz. Şimdi karıştırarak muhallebim güzelce kıvam alana kadar kısık ateşte onu pişiriyorum. Ve muhallebim hazır. Kıvam alması bir 15 dakika oluyor. Aman başından ayrılmayın ki dibi tutmasın. Dibi tutarsa tatlınız berbat olur. Bu çok önemli. Şimdi onu daha hızlı soğuması için başka bir kaseye alacağım. Alırken de size kıvamını göstereceğim. Şöyle güzel bir muhallebi kıvamında. Bu zaten bekledikçe soğudukça biraz daha da koyulacaktır. Ondan daha fazla pişirmemize, ocakta tutmamıza gerek yok. Şöyle hepsini şimdi ilk önce bir kaseye alıyorum. Muhallebimi soğurken biz de o sırada kadayıfları tekrar kavuralım. Bunun için şöyle önümde bir tane tava var. Onun altını açıyorum. İçine tereyağımı alıyorum. Eğer taze kadayıf kullanıyorsanız bu işlemi yapmadan önce onu bıçağınızla ya da ellerinizle birlikte iyice ufaltmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra devam edebilirsiniz aynen bu adımdan. Sadece kavurma kısmınız daha uzun sürer. Bu zaten kavrulmuş olduğu için şimdi dakikalar içinde hazır olacak. Taze kadayıf da biraz daha uzun sürer. İlk önce yağımın güzelce erimesini bekliyorum. Eriyince devam edeceğiz. Yağım eridi. Üzerine kadayıflarımı koydum. Ben bunu bol kadayıflı seviyorum. İsterseniz siz azaltabilirsiniz. Şu önceden ayırdığımız şekerimiz vardı. Şekeri ekledim. Kadayıflarım da biraz tatlı olsun istiyorum. Ve de tarçın ekliyorum. Tarçın da inanılmaz bir lezzet veriyor. Bunları 5-6 dakika kadar güzelce kavuracağım. Ondan sonra kadayıflarımız da hazır olacak. Tatlımızı birleştireceğiz. Kadayıfımı da bir 5 dakikadır kavuruyorum. O da tamam. Mutfağım şu anda tarçın, şeker, kadayıf, hepsinin kokusu, vanilya birbirine karıştı. Harika kokuyor. Şimdi artık tatlımızı birleştirmeye başlayabiliriz. Bunu bazen direkt kadayıfı içine döküp muhallebiyle karıştırıp öyle de servis edebilirsiniz. Ama ben bunu kat kat servis etmeyi seviyorum. Muhallebiyi de servis etmeden önce biraz soğutuyorum ki kadayıfları yumuşatmasın, kadayıflar kıtır kıtır kalsınlar diye. Şimdi şöyle, ben yine bunu porsiyonluk servis edeceğim ama siz isterseniz bir borcama da yapabilirsiniz hepsini. İlk önce altına biraz kadayıfımdan koyuyorum. Onun üzerine hazırladığım muhallebiden koyuyorum. Şöyle yaparsam daha rahat olacak hatta. Ve de üzerine tekrar kadayıfımdan
biraz daha koyuyorum. Şöyle güzelce her yerine eşit gelecek şekilde yayıyorum. Ve kadayıflı muhallebi tatlımız hazır. İşte yapması bu kadar kolay. Bunu servis etmeden önce soğuması için bekleyin. Soğuyunca çok daha güzel oluyor. Ama ben şu an biraz tatmak istiyorum. Sabırsızlandım. Bakalım tadı nasıl olmuş. Sıcakta çok güzelmiş. Kadayıflar gerçekten kıtır kıtır. Tarçının tadı var. Vanilyalı muhallebinin lezzeti bence çok güzel. Hepsinin uyumu birlikte harika. Umarım siz de evinizde kadayıflı muhallebi tatlısı yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere. Hoşça kalın.